Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Edremit'ten sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Uğur Veteriner Kliniği'ne konuk olduk ve yanımızda veteriner hekim Uğur Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Uğur Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederim. Uğur Bey, ben burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Uğur Bey'i tanıtmak istiyorum. Uğur Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Uğur Duran, 1977 Ankara doğumlu. Sektörle 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni girmemle tanışmış olduk. 2002'de mezun oldum. 2002'den sonra 2003'ten beri bir fiil bu işte çalışmaktayım. 2008'den itibaren de Akçay'da Körfez bölgesinde hizmet vermekteyiz. Evet. Ve şu anda da bu şekilde faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Peki neler yapıyoruz efendim Uğur Veteriner Kliniği'nde? Vermiş olduğumuz hizmetler neler? Başlıca aşı, tedavi, teşhis, evcil hayvanlarımızın ihtiyacı doğrultusunda hizmetlerini, tedavi hizmetlerini özellikle, ameliyat gerekirse ameliyat hizmetlerini, aşı, tıraş, ayrıca pet shop ile ilgili, aksesuar grubu ile ilgili hizmetlerini vermekteyiz. Evet, neler var peki bu aksesuar grubunda? İşte mama, taşıma kafesleri, tasma, aklınıza gelebilecek bütün bir kedi ve köpeğin ne ihtiyacı varsa bütün kliniğimizden karşılayabilirler. Yani aslında A'dan Z'ye diyebiliriz ama bu konuda bazen biz de bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz olaylara. Yani bilmiyoruz. Evet. Hani bir hayvan hastalandığı zaman ya da bir ürün alırken bu konuda bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani sizin görüşleriniz. Şimdi çağımız nedir? Artık internet çağı. İnternetten her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz ama her ulaştığımız bilgi doğru demek değildir. Öncelikle sağlık sektörü olduğu için bizim de mutlaka güvenilir bir hekim bulmaları gerekiyor hayvan sahiplerimizin. Güvenilir bir hekim olduktan sonra da onların tavsiyeleri doğrultusunda hayvanların özellikle beslenme ve özellikle koruyucu hekimlikte aşıları ihmal etmeden beslenmeleri gerekiyor ki birçok bize de bulaşılabilecek zoonoz hastalıkları var hayvanlarda. Bize de geçebiliyor. Tabii, özellikle kuduz ve parazitar enfeksiyonlar başta olmak üzere. Eğer bilinçsiz bir şekilde beslenme ve dışarıda kontrolsüz bir şekilde bırakacak olursak hayvanlarımızı, veteriner hekimlerin tavsiyelerine de uymazsak bizler de risk altında oluruz. Evet, hizmet sektöründesiniz işte o yüzden ve yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Tabii hani ki. Sizlerin kriterleri neler bu hizmetleri verirken Uğur Bey? Yani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır. Yani öncelikle prensiplerimiz gereği hayvanlarımızın sağlığı tabii ki. Hayvanlarımızın sağlığını korurken de kendimizin sağlığını da düşünüyoruz tabii ki. Mümkün olduğunca yani ihtiyaçlarını, tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Ama bence Uğur Bey, sizin başarınızın sırrı bence işinizi çok severek ve inanarak yapıyorsunuz. Ya tabii ki her sektörde olduğu gibi bizim de öncelikle çok sevmemiz gerekiyor. Ki biz de seviyoruz tabii ki. Bu bölgeden de yaşamaktan mutluyuz. Bu bölgeye hizmet vermekten de mutluyuz. Sağ olsunlar, Edremit'te de bizi tercih ediyorlar. Evet. Onlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani buralara hayal ediyor muydunuz? Tabii ki hayal gücü sonsuzdur. Bizim de hayallerimiz tabii ki olması gerektiği yerde değil. Ama bizim sektörümüzde kendini çok geliştiren bir sektör. Biz tamamen olduk diyebilmemiz mümkün değil. O yüzden biz de her sene kendimizi geliştirmek için konferansları, sempozyumları takip etmeye çalışıyoruz. Araştırıyorsunuz yani. Tabii ki araştırıyoruz. Çünkü hastalıklar öyle oldu bitti olmuyor. Sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Tedaviler kendini geliştiriyor. Yöntemler kendini geliştiriyor. Sürekli cerrahi yöntemler. Biz de bunları takip etmeye çalışıyoruz. Aslında bir hastanede insana ne uygulanıyorsa burada da hayvanlara o şekilde uygulanıyor. Tabii ki. Karnelerini veriyorsunuz. Tabii ki. Yani kemik ameliyatları olsun, işte iç organ ameliyatları olsun, hemen hemen aşağı yukarı benzerdir. Evet, huzur da buluyorsunuzdur aslında. Tabii ki. Yani sonuçta ağızları var, dilleri yok. Konuşamıyorlar, anlatamıyorlar. Biz bulmak zorundayız hepsini. Evet. Tabii ki hayvan sahiplerinin yardımları doğrultusunda onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Evet, biz bu yolda başarılar dilerim efendim teşekkür size. Teşekkür ederim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Edremit'ten seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Uğur Veteriner Kliniğine konuk olduk ve buradan aktaracaklarım için bilip bu kadar, sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.